Herkese merhaba dostlarım. Hoş geldiniz. Yaklaşık 5 aydır giriş yapmayınca bir tık özlemişim bu giriş yapmayı. Evet keyifler nasıl iyi mi? Bir takım garip olaylar yaşadım üzerimden. Değişik değişik şeyler geçti. Algoritmamız bayağı bir kötü etkilenmiş gibi duruyor şu anda. Sizden isteğim arkadaşlar aşağıdaki butonları kullanmanız tek tıkla ücretsiz bir şekilde bana destek vermiş olacaksınız. Bu sayede daha fazla video gelmiş olacak ve bizim algoritma da hani artık ne kadar gelişir bilmiyorum. Şimdi bugünkü videomuz dostlarım başlıkta gördüğünüz gibi After temelleri serisinin son videosunu çekmiş olacağım. Birinci video gayet mükemmel süper bir videoydu. Onu sağ yukarıdan kart çıktı bir tane şu anda bak burada. Gidip izleyebilirsiniz eğer izlemeyenler varsa. Şimdi ilk olarak size ben resim atmayı şöyle hemen de resimlerimizi atalım. Bir tane Demon Slayer'dan wallpaper'ımız var. S harfine basıp bunu küçülteceğiz. Çünkü bu resim 4K ve bizim kompomuzla 1080p olduğu için büyük geldi. Size şu yukarıdaki tool'ları göstereceğim teknik. Bunlar çok önemsiz gibi görünebilir ama bilmenizde fayda olan tool'lar. Hemen şundan başlayacağım. Selection tool. Bu tool zaten bildiğiniz üzere direkt işte bunları alıp sürüklemenize, resimleri seçmenize vesaire yarıyor. Yani %95 genelde bu tool'da kalıyoruz. Hem tool'umuz var. Bu da sanki böyle bir izleyiciymişsiniz gibi projede böyle gezinmenizi yarıyor. Hiçbir şey değiştirmezsiniz. Büyüteç var. Dedektif Gadget'ın tane büyüteci var. Bunu zoomlamak için kullanıyorsunuz. Mesela ben bu karakterin gözüne bu şekilde basarak zoomladım. Geri gitmek istediğim zaman da alt tuşuna basarak geriye doğru gitmiş oluyoruz. Burada rotasyon tool'umuz var arkadaşlar. Bu da çok kullanmıyorum. Hatta hiç kullanmadım hayatım boyunca bunu. Buradan rehafine basarak zaten manuel bir şekilde döndürebiliyoruz şeyimizi. Bu da şu ortadaki anchor point'i böyle alıp oynatmanızı sağlıyor. Döndürdüğünüz zaman bu nokta üzerinden orijin olarak burasını alıyor. Bunu ortaya almak için de Ctrl Alt Home yapacağız. Direkt ortaya geldi. Burada şekil tool'umuz var. Bunu alıp resim seçiliyken eğer gelip bu şekilde koyarsanız bildiğiniz maskeleme olarak kullanmış olursunuz bu şekilde. Ne kadar çok şekil yaparsam o kadar maske ekliyor. Aynı şekilde basılı tutup elips tool'a gelip mesela yuvarlak tool'la çizebilirsiniz. Shift'e basarsanız mükemmel bir şekilde koyar. Ve ayrıca bu shape tool'u alıp mesela layer seçili değilken koyduğumuz zaman da normal bir shape layer koymuş oluyorsunuz. Sanki hani buradan gelip yeni deyip shape layer'ı koymuş gibi oluyorsunuz. Evet pen tool'a geldim. Bu cidden önemli arkadaşlar. Layer'ımız seçiliyken gelip mesela ben bir yeri maskelemek istiyorum hızlı bir şekilde maskelemiş oldum. Bakın invert dediğim zaman da buradan gözü direkt komple almış oluyor. Yani tersine çevirmiş oldu. Aynı şekilde buraya da bir tane maske yapacağım. Hızlıca maskeledim arkadaşlar. Sandık oldu biliyorum fakat yapacak bir şey. bu arada bunu shape olarak koymuşuz. Bir hata olmuş. Layer'ı seçiliyken koyuyoruz dediğim gibi. Layer seçiliyken koymanız çok önemli. Bakın şöyle hızlıca bir tane göz yapmış oldum. Bununla gelip böyle yaparsanız ikisini mesela kaldırırsanız sadece gözler görünüyor bakın. On numara oldu. Blur'lu görünmesini isterseniz de böyle arttırdığınız zaman blur'lar değil değişiyor. Buradaki ayarı aldım şu anda kontrolce yapıp mask 2'ye koyunca bakın burası da aynı şekilde eklenmiş oldu. Maskenizin expansion'ını da büyütebiliyorsunuz. Kafanıza göre takılmacalar yapabilirsiniz. Text tool'a geldim dostlarım. Bunu zaten bilmeyen yoktur. Şu şekilde text koyuyorsunuz. Sonrasında klavyeden tuşlara bastığınız zaman buraya yazılar geliyor. Brush tool'a geldik dostlarım. Brush tool'da yine layer'ımız seçiliyken tıklayınca bakın içine girmiş olduk. Mesela şuraya bir tane yıldız çizeceğim ben. Ülümünati. Ben buradan gelip arkadaşlar effects diyorum. Paint diyorum. Sonra brush diyeceğim. Bakın tıkladıkça yeni yeni yerler geliyor. Track options diyorum yani artık brush'ın kalınlığıyla vesaire oynayabileceğiz. Bir tane animasyon yapalım. Start'ın keyframe'ine bir kere tıkladım. Sonra bunu alacağım. 2.5 yapalım aynen. Şimdi ben bunu şu şekilde %100 yapıyorum. Yani yıldızı şu an göremiyorum ben. Yıldız sıfırdan başlayacak. Burada tamamlanıyor. Böylece hızlı bir animasyon yapmış olduk. Buradaki stroklar çok ince görünüyor. Biraz kalınlaştıralım diyorsanız eğer gelip buradan şöyle arttırabilirsiniz. Aynı şekilde kolorunu değiştirebilirsiniz. Mesela siyah yaptınız ve buradan hardness arttırabiliyorsunuz. Baya güzel ayarlamalar var burada. Gayet hoş. Şimdi bizim burada clone stamp tool'umuz var. Mesela ben alt tuşuna basarak bir defa bastım sol tıka. Ve buradaki gözü bu alan niteliğinde kopyaladım. Karakterin alnının tam böyle çatının ortasına bir tane göz yapmak istiyorum. Bastığım zaman göz buraya geldi. Buradaki dövme alacağım diyelim. CTRL tuşuna basarak şekilde ayarlamasını yapabilirsiniz. Ne kadar yeri kapsayacağını. Biraz büyüttüm. Alt tuşuna basarak kopyamı aldım. Buradaki dövmeyi. Koyduğum zaman buraya bir tane dövme getirmiş olduk. Tabii bu tam olarak güzel görünmüyor. Neden? Çünkü nısı oldukça fazla. Buradan brush değil partners'ı yüz yaptığımız zaman pat buraya koymuş oluyor. Bu da çok yapmacık durdu ama. <laughs> buraya koyunca <laughs> inanılmaz yapmacık durdu. Yani eraser tool'umuz var. Eraser silgi demek. Şekilde alıp silebiliyorsunuz. de i̇şte mesela gözünün siyah olmasını istiyorsunuz diyelim. Şekilde siyahlıklar koyabilir veya gözaltı mesela şey olsun derseniz. 3 <laughs> gündür uyumamış gibi bir görüntü sağlamış olduk karakterde. Evet Roto Brush'ımız var. Roto Brush önceki videolarda ben anlatmıştım detaylı bir şekilde. İzlemek isteyenler olursa eğer sağ yukarıda çıkan karttan gidip izleyebilirsiniz. Yine 10 numara bir video. Ha ben izlemeyeceğim derseniz de kısaca anlatayım. Otomatik bir şekilde yapay zeka ile maskeleme yapmanıza yarıyor. Son tool'umuza geldik. Pin tool var. Zaten adı üzerinde bunu pinleyeceğiz. Buradaki saçının biraz daha böyle oynamasını istiyorum diyelim. Buraya bir tane papıt koydum. Yine buraya da bir tane koyacağım. Şuralara da koyuyorum. Buradan yine Selection Tool'uma ben geçtim. Ve buradan bakın çektirdiğim zaman görmüş olduğunuz gibi sadece bu kısım hareket etmiş oldu. Genelde bu tool ile manga editler ondan sonra Wallpaper Engine'deki bu hareket eden animasyonları vesaire bu pin tool'larla yapıyorlar. Açılırsa göstereceğim. Benim bilgisayar patates olduğu için açmakta çok zorlanıyorum. Görmüş olduğunuz gibi buradaki hareketlerin hepsi neredeyse pin tool'la yapılıyor. Şimdi solid yapıyorum bir tane arkadaşlar. Buradan sağ klik solid diyeceğim. Okey dedim ve solidimiz buraya geldi. Simsiyah bir solid. Bunun üzerine gelip bir tane Fractional Noise efekti koyacağım. Bu Fractional Noise ile overlay'ler vesaire yapabilirsiniz. Mesela gösterecek olursam kontrastı şu şekilde az bir şey arttıracağım. Tamamıyla random yapıyorum dostlarım. Brightness'ı da biraz arttırıyorum. Buradan gelip Transform'dan şeyi arttıracağım. İyice yakınlaştırıyorum. Ardından karmaşıklığı şöyle azaltacağım. Complexity'yi en son olarak Evolution yani buradaki Angel'a gelip Keyframe'ini başlatacağım. 3 saniye gidip bunu ben böyle biraz arttıracağım. Bir overlay yapmış olduk en basitinden. Brightness'ı da biraz arttıralım. Buradan gelip Turbulence smooth yapabilirsiniz bu şekilde. Ondan sonra dynamic yapabilirsiniz. Bakın dynamic de bu şekilde görünüyor. Hepsi farklı şekillerde görünür. Videoların arka planına overlay'ler yapabiliyorsunuz. Bence oldukça güzel. Şimdi bir tane star tool alıp buraya bir tane şekil yapacağım. Bir takım böyle animasyonlar göstereceğim ve bu yıldızımı şöyle döndürdüğüm zaman bakalım bir sıkıntı var mı? Evet. Anchor point'i burada. Bunu en ortaya almamız gerekiyor. Yani Ctrl Alt Home yapıyorum. En ortaya almış olduk. Bu yıldızı şöyle yapacağım. Alttan böyle gelecek, duracak burada. Sonra aşağı doğru düşecek. Böyle bir animasyon yapacağım. İlk olarak transform yerine açıyorum. Şimdi ben bunu skeletaline bir defa basacağım, rotasyonuna da basacağım ve position'a da basıyorum tabii ki de. Hepsini kullanacağız. Küçükten gelecek. Biraz minikleştireceğim. Buraya getireceğim. Buradan gelsin. Pozisyonu da bu şekilde alacağım. Buraya geldiği zaman yani 15 frame gittiği zaman pozisyonu buradan buraya gelmiş olacak. Sonrasında biraz daha gidecek ve gittiği zaman bu sefer pozisyonu buraya gelecek. Aşağı doğru düşecek. Aynen yapmaya çalıştım efekt zaten tam olarak buydu. Tabii bunu yaparken de biraz büyüyecek çünkü uzaktan yakına doğru geliyor. Skeletal şöyle büyütüyorum. Buraya geldiği zaman büyüsün. Rotasyonda tabii bu süre zarfında şöyle biraz dönmüş olacak. Bakalım. Bunu şimdi düzelteceğiz tabii ki de. Grafik çekerek. Grafik her şeydir harbiden ya. Grafik olmadan hayat duruyor. Separate Dimensions yapmamız gerekiyor. Buradan sağ klik. Separate Dimensions. Pozisyonu ikiye bölmenizi yarıyor. Yani X ve Y olmak üzere. Mesela ben X pozisyonuna gireceğim. Şu anda sadece X'i burada ayarlayabileceğim. Bu şekilde hızlıca bir grafik yapıyorum ben. Gayet güzel. Sonra sıra bu grafiği alacağım ve Flow plugin'ini atacağım. Yani bu Flow plugin'i ne yapıyordu? Otomatik bir şekilde grafik çekmenizi yarıyor. Mesela ben bunu bakın buraya kopyaladım. Ardından aşağıdaki pozisyona da mesela apply dediğim zaman hiç böyle tekrardan burada buradan girip de böyle tekrar tekrar şey yapmaya gerek kalmadan buradan hızlı hızlı grafiklerimi ben çekiyorum. Yani burada bir yanlış oldu. Neden? Çünkü ikisi farklı. Fark olduğu için flow'u tam kullanamayacağız. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Y biraz daha böyle kalıyor aşağı kısımda. X ise ona kıyasla daha böyle hani stabil düz bir şekilde. Hani başlangıçta sadece hızlı bir grafik yaptım. Hızlanıyor. Ondan sonra burada zaten dümdüz gidiyor. Scale'e geldim. ile aynı şekilde böyle bir anda hızlansın. Yani mesela grafik ebabımla düşünürsek böyle gelecek. Sonra ufağından böyle hani normal haline gelecek. Şimdi Rotasyon da aynı şekilde bu scale'e benzer bir grafikle ben bunu yapacağım. Hızlı bir şekilde dönerek gelecek. Aynen bu şekilde düşecek. Biraz daha bunları ben yakınlaştıracağım. Bakın 10 numara 5 yıldız oldu. Yani hani animasyonu böyle yapabiliyorsunuz. Arka planda da overlay'imiz var. O da güzel tatlı bir hava veriyor. Bu arada dostlarım bu animasyonu yaparken title, action, safe'i de açabilirsiniz. Bu size yardımcı oluyor. Şimdi size null kullanmayı da göstereceğim. Bakın null'umu buraya koydum. Alıyorsunuz buradaki layer'ları. hortumunu aldınız. Null'a koydunuz. Burada yaptığınız her şey etkiler arkadaşlar. Gelip mesela scale'ini ben şöyle değiştireyim desem. Burada bağladığımız her şeyin rotasyonuyla oynar. Geçiş yaparken de genellikle biz null'ları kullanıyoruz. Çünkü işimizi bayağı bir kolaylaştırıyor. Bununla ilgili daha detaylı bir video var. Yine onu da yukarıdan izleyebilirsiniz eğer ilginizi çekiyorsa. Buradaki hortumdan bahsetmiştim. Bu ne demek? Transform ayarlarını buradakine bağladığım zaman yukarıdaki shape'e göre yapacaktır. Yani ikisi aynı hareketi yapacaklar. Bakın yıldız ne yapıyorsa aynısını buradaki solid de yapıyor. Şimdi size text ile alakalı bir şeyler yapacağım. Çok boş kalmasın. Buraya bir evinim yazayım. Karakterini değiştireceğim. Şöyle bir textim var benim diyelim. Bu arada bunu gelip şöyle difference yaparsak belirgin olacaktır. Şimdi ben bunun stroke'unu biraz arttıracağım. Hatta buradan bold yapabiliriz. Yani Textimi en ortaya da aldım. Şimdi ben bu texti 3 boyutlu yapmak istiyorum diyelim. Bu en sondaki kutucuğa tıkladığınız zaman 3D efektini açmış oluyorsunuz. Yani artık rotasyon yapacağınız zaman sanki bu nesne 3 boyutluymuş gibi ayarlamalar yapabiliyorsunuz dostlarım. Bakın bu şekilde gösterebilirim. Şöyle ufağından bir grafik de çekelim. Daha da güzel görünmesi için. Yani şurası 1 olduğu zaman bir tur döndürürsünüz. Bu bir turdur. Aşağıda dursun. Ve ben bu tekste glove koymak istiyorum. Deep glove'umu atıyorum. Layer'ımız siyah olduğu için bandik bir görüntü ortaya çıktı. Ben bunu şöyle kırmızı yapacağım. Tabii mavi olacaktır bu çünkü arkada difference açık. Morumsu bir şey yapacağım. İmpatını da şöyle biraz düşürüyorum. Daha güzel ayarlar elde edebiliyorsunuz. Drop Shadow da atabilirim. Şöyle biraz azaltacağım. Evet, şunu resetleyeceğim bu arada. Da buraya ben direkt tint atayım. Ve ben bunu böyle beyaz yapacağım. Bakın beyazın üzerine Deep Love her zaman güzel gider. Tintini de buradan mor yaparsam. Yani Saber efekti gibi bir efekt vermiş olduk. Buradaki yaptığımız ayarın aynısını alıp buradaki Layer'a da koyacağım. Hatta yetinmeyeceğim. Diyeceğim buna da koyacağım. Bunun Drop Shadow'a biraz sorun çıkardı. O yüzden tinti de kapattım. Aynen. Yani bilgisayar suyu Halife alacağım. Kastığı zamanlarda Preview'un ayarını düşürmeniz mantıklı olur. Şimdi ben bunların hepsini seçip precomp alacağım dostlarım ve bunun gözünü şöyle kapatacağım. Bir tane daha fotoğrafım var demiştim videonun başında. Bunu atacağım ve bunun üzerinde biraz size ayarları göstereceğim. After Effects'te bir sürü güzel böyle stock plugin'ler var. Renk ayarlarıyla oynayabileceğiniz. Bunlardan birincisi kesinlikle brightness contrast olacak dostlarım. Resim direkt bu şekilde geldi diyelim. Ne yapacaksın biliyor musun? Alacağım böyle brightness contrast'ı. Buraya atacaksın. Sonra buradan böyle arttıracaksın. Kafana göre tabii ki de değiştiriyorsun. Öncesi böyleydi, sonradan böyle. Purse var mesela. Bu da aynı şekilde yukarıyı kaldırdığınız zaman beyaz aslında artırmış oluyorsunuz. Aynı şekilde aşağısı yani siyah kısımları da böyle aşağı doğru indirirseniz siyah kısımları böyle kontrast arttırmış olacaksınız. Bunu böyle manyak bir şekilde gidip tersine de değiştirebilirsiniz. Öyle de çok güzel oldu. Sonra vibrans atabilirsiniz. Çok fazla arka planda kalmış renkleri böyle arttırmanızı falan sağlıyor. Saturation da zaten direkt bütün renk canlılığını arttırır. Sharpen vardı o sorum. Evet Sharpen oldukça güzel bir efektir. Direkt keskinlik yapar. Koyduğunuz layer'larda mesela 50 yaptım. Birçok şeyin keskinliğini arttırdı. Özellikle anime kullanmanız gerekiyor daha böyle keskin yüzeyler göstermeniz için. Unsharp Mask var, kısaca kenarlara işte siyahlık veriyor. Sıklıkla kullanılan bir çarpındır ve en son olarak Level 99 Boss Lumetri Color. Şimdi bu abimizin içinde her şey var, her şey, cidden adamlar her şeyi koymuş. Burada lutundan tut, kontrastına, tintine, temperature'ına, işte shadow tint'le, highlight'le, tintle, saturation, vibrance, çarpın bile var. Her şey var bak moruk bunun güzelliğine baksana al bunu albüm fotoğrafı yap. Funeral diye bir hyper pop sanatçısı var onun albümlerinin coverlarına benzedi. Mesela bakın bu albüm gibi. Yani bu tarzda yapabiliyorsunuz. Şimdi dostlarım size ufaktan bir warp geçişi de göstereceğim. Ben bunu kopyaladım. İki tane oldu şu an burada iki tane var. Bir tanesine Lumetri Color olsun. Diğerinde olmasın. Tabii bunun brightness'ını biraz arttıralım. Şimdi warp geçişi yapacağız arkadaşlar. Bir tane layer koyacağım buraya. Acısmın layer'ımı koydum. Buraya ben warp yazarak warp'ımı atıyorum. Direkt bunu da göstereyim. Böyle sıfır yaptım burasını. Şimdi bu sıfırdan başlıyor dostlarım. Bakın hiçbir şey yok değil mi? Bastım bendenin saatine. Başladı şu anda böyle geliyor. Buraya doğru gelecek. Ben bunu böyle 65 yaptığım zaman bu böyle yukarı doğru warplanacak. Sonrasında diğer klibe geçmiş olacağız bir film gittiğimiz zaman. Ve buraya geldiğimiz zaman da ben bunu tam tersine yapacağım. Klibin bittiği yere kadar götürüp sıfır yapacağım. Şu an grafiksiz hali böyle oldu. Hepsini seçip F9'a basıyorum. Bakın izi izi koymuş olduk. Yavaştan hızlıya doğru bir grafik yapıyorum. Bu ayar sıfırdan gelecek. Sonra böyle gelecek, gelecek. 20'ye doğru, 30'a doğru gidecek. Sonra pat. Diğer klip gelecek. X60'dan başlayıp sıfıra doğru bu da gidecek. Tabi bunlar hızlı bir şekilde oluyor. Buradaki siyahlıkları kapatmak için bu arada motion tile koyabilirsiniz. Benim koyduğum gibi. Bakın koyunca siyahlıklardan kurtulmuş olduk. Çok hızlı bir şekilde warp efekti de nasıl yapılır göstermiş oldum. Videoyu sonlandırmadan önce efektler hakkında biraz konuşalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar BCC plugininiz olacak. Burada gördüğünüz gibi BCC olacak. Bu bir. İkinci olarak da Safir plugininizin olması gerekiyor. S, alt dire bilmem ne falan filan. Bunları kurmanız lazım. Aynı şekilde Universe kurabilirsiniz. Eğer işlerde biraz daha ciddi olacaksanız. Ekstra olarak benim kullandığım bazı pluginler var mesela Rawbyte gibi. Yani bunları hani indiremem ben, kuramam vesaire derseniz After Effects'in kendi stock pluginleri var. Mesela ben buradan Generate diyorum. Burada bir sürü efektimiz var. Şimdi bu şekilde glow efektleri verebilirsiniz. After Effects'in kendi içerisindeki ayarları kullanabilirsiniz. Mozaik efekti var. Hepsini tek tek deneyip hangisi güzelse preset pekinizi vesaire koyabilirsiniz. Ben öyle yapmanızı açıkçası tavsiye ediyorum. Bu arada buradaki wallpaper çok hoşuma gitti. Onu hemen kaydedeceğim. Çaktırmadan kaydetmeyi de öğrenmiş olacaksınız. Buradan ben kaydettim bakın. Composition'a gelip Save Frame As diyeceğim. File diyorum. Ardından yani ben bunu JPEG olarak kaydedeceğim. Kalitesini fullliyorum. Okey. Kaydedeceğimiz yeri seçiyoruz. Okey. Render dediğim zaman direkt az önce fotoğrafını çektiğim frame'in ben resmini almış oldum. Gördüğünüz gibi bu şekilde After Effects'in içerisinden ekranınızda ne varsa bakın buradaki çubuk nereyi gösteriyorsa fotoğrafını çekip render'ınızı alabiliyorsunuz. Ya diyorsanız ben fotoğraf değil de direkt videomun render'ını alacağım kardeşim diyorsan buradan gelip File deyip bunu seçebilirsiniz. Önceki videomda zaten buradan render almıştık. Bu sefer Media Encoder'dan render almaya göstereceğim. Buna basıyorsunuz ve bastıktan sonra encoder'ınız açılacak. Projem buraya geldi. Buradan kaydetmek istediğiniz yeri seçiyorsunuz. Ayar yapacağımız için Dynamic Link sunucusuna girecek. Evet geldi. Şu an çok uzun. Bir sürü black screen var. Şuradan tutup alıp böyle bunu sürüklememiz gerekiyordu. Buradaki alan kadar biz render'ımızı aldık. Sorun değil. Buradan bu şekilde alıp yine kafanıza göre uzunluğu seçebiliyorsunuz. Mesela böyle geldim ben. 3 saniye render alacağım dedim. Bir sürü ayar var burada. Bunları şimdi anlatmayacağım. Render konusunda bir video çekeceğim. O videoda arkadaşlar buradaki ayar ayarları falan hepsini göstermiş olacağım size. Render'ımı alıyorum. Render'ımızı aldık. Şimdi çıktı dosyasına geldim. Buradan izleyelim. Ve bu kadar. Evet. Güzel bir video oldu. Bayağı bir şey öğrettiğimi düşünüyorum size. Yukarıda çıkan playlistten diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Discord'a gelmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.